Ekonomi diyoruz, vatandaşın cebi diyoruz. Çünkü vaatler o şekilde devam ediyor. Yani vatandaşa bir şekilde yansıması. Bütün konuklarımı göreyim. Sayın Mehmet Altınöz'le devam edelim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Yeniden Refah Partisi de sonuçta Cumhur İttifakı'nın paydaşlarından biri. Yeni paydaş diyelim aslında. Çiçeği burnunda paydaş. Partinin adı gibi aynen öyle, çiçeği burnunda paydaş. Mehmet Bey ne dersiniz? Bülent Bey'in eleştirileri oldu. Yani Bülent Bey de diyor ki ya tamam, seçime bir aydan az bir süre kaldı diyor. Açıklanan müjdelere bakıyoruz. Seçmende nasıl bir etki yarattığını soruyorsun Sülya Hanım diyor. Vatandaş zaten her şeyin farkında. Biz sokağa çıktığımızda vatandaş diyor ki sizin bu vaatler noktası kentsel dönüşüm mesela diyor. Ya da liyakat, mülakat mesela, bunlara bakıldığında ev müjdeleri. Bunlar için seçim beklemenize zaten gerek yok diyor. Son 10 yılında bir şekilde böyle bir tablosunu çıkardı. O son 10 yılın tablosunda da daha önce diyor ki vaatler birbirini tutmuş değil mesela bakıldığında diyor. Elinde tutan var bu iktidarın diyor. Ayrıca Sayın Erdoğan'ın yapamazsınız diyenleri üzüyoruz. Bu gaz meselesi başlıklı özellikle. Filyos'taki doğalgaz müjdesi noktasında hiç de üzülmüyoruz burada. İyi bir şey olursa elbette seviniriz diyor. Ama bu değil diyor sadece. Vatandaş her şeyin farkında. Özellikle ev meselesi kentsel dönüşüm noktasında da yani elinden tutan mı var bu iktidarın diyor. Ne dersiniz? Efendim, tekrar bayramımız mübarek olsun. Ben yine burada bizi izleyen tüm seyircilerimize bir müjde vereyim, bir bayram müjdesi vereyim. İnşallah 14 Mayıs akşamı Allah'ın izniyle sandıklarda yeniden Refah Partisi bir yanardağ gibi patlayacak ve inşallah yeniden Refah Partisi mecliste milli görüşü en güçlü şekilde temsil edecek inşallah. Şu anda bizim konuştuğumuz tüm sorunların çözümü aslında milli görüş sistemi içerisinde adil düzen ekonomik sistemiyle çok rahat çözülebilecek konular. Burada aynı zamanda yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak, aynı zamanda Bursa 1. Bölge Milletvekili adayı olarak sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayım. Türkiye'nin başkenti Ankara'dan Osmanlı payitahtına başkentlik yapmış Bursa'daki tüm kardeşlerimize, hemşerilerimize de buradan selam göndermek istiyorum. Öncelikle doğalgazla alakalı biraz önce yapılan yorumları eksik bulduğumu ifade etmek istiyorum. Doğalgazı bizim bulabilmemiz aslında çok kayda değer, çok kıymetli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin doğalgaz kaynağını kendisinin çıkartması ve bunu vatandaşlara uygun fiyatla vermesinin gayet makul, gayet doğru bir politika olduğunu düşünüyorum. Bu ister AK Parti olsun, İster başka bir parti olsun, Türkiye'de şu anda siyaset yapan 130 parti var. Bu 130 partiden hangisi olursa olsun ülkede hayırlı bir iş yaptığı zaman takdir etmemiz gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey bu mottoyla yola çıktı. Ve iyi olan işleri her zaman takdir edeceğimizi, eksikleri tamamlayacağımızı, yanlışları düzelteceğimizi her zaman dile getirdi. Bu bakımdan da Genel Başkanımız başta olmak üzere yeniden Refah Partisi teşkilatları halkımızda ciddi bir teveccühle karşılandı. Bu doğalgazın çıkartılması konusu yaklaşık 4 yıldır devam eden bir süreç. Doğrudur. Temmuz 2020 yılı itibariyle başlayan bu sondaj çalışmalarında şu ana kadar karada 8.000, denizde yaklaşık 2.000 kişi, yani toplam 10.000 kişinin çalıştığına bir şahit olduk. Burada açıkçası Sayın Akşener'in de bu konuda eleştiride bulunmasını ben üzülerek izlediğimi ifade etmek isterim. Yani Putin'in bir jesti olduğuna ilişkin bir açıklamayı açıkçası üzülerek biraz önce siz de ekranda geçtiniz. Bunun bir muhalefet tarzı olmadığını her zaman ifade ediyoruz. Biz pozitif muhalefet yapan, müsbet muhalefet yapan bir partiyiz. Evet, biz de bir muhalefet partisiyiz. Cumhur İttifakı'nda olsak da şu anda iktidarda olan AK Parti'nin iyi yaptığı işleri her zaman takdir ediyoruz. Yani 1-0'dan büyüktür diyerek olumlu bir iş yapıldığı zaman takdir ediyoruz. Ama eksikleri varsa elbette paylaşalım. Yani ülkenin kendi doğalgazını çıkartmasının kime ne zararı olabilir? Vatandaşımıza uygun fiyatlı verilmesinin ne zararı olabilir? Aynı zamanda seçim yatırımı olduğundan bahsediliyor. 4 yıldır devam eden bir süreç. 10.000'i aşkın insan çalışıyor. Yani burada bu doğalgazı aslında biz çıkartmıyoruz da Sayın Putin seçim öncesi bir jest olarak veriliyor gibi bir algıyı ben gerçekten şaşırarak izliyorum.
bizim halkımızın uygun fiyatla doğalgaz kullanması ne kadar güzel. Evet, uygun fiyatlı olsun. Örneğin İran'da bizim yaklaşık olarak 4 ay önce yapmış olduğumuz bir ziyarette orada birçok haneye elektrik faturalarının ödenmemesi, yani ücretsiz olarak devlet tarafından karşılandığını anlattıklarında şaşırıp kaldık. Çünkü kaynaklarını kendi üreten bir ülke, doğalgaz kaynakları var, doğalgazdan elektrik üreten çok büyük santralları var. Aynı zamanda tabii petrol ülkesi, yani doğal kaynaklarını vatandaşına en uygun fiyatla veren bir politika izliyor. Elbette AK Parti geçmişte bunları gerçekleştiremedi, doğrudur, ama şu anda bizim doğalgazımızı çıkartmamızın gerçekten ülkenin arz güvenliği açısından, altını kırmızı kalemle çizmek istiyorum, fiyatı pahalı olsa dahi bizim kendi kaynaklarımızı kendimiz çıkartmalıyız. Özellikle maden sahalarımızda, diğer bakırdır, gümüştür, nikeldir, kobalttır, aynı zamanda işte bor madeninden gerçekten çok katma değerli ürünlerin yapıldığını biz de görüyoruz. Bunu da takdirle karşılıyoruz. Yani ülkemizin, evet, hükümetimizin eksikleri var mı? Elbette var. En çok eleştiren partilerden birisi biziz. Ama aynı zamanda biz yapıcı muhalefet yapıyoruz. Örneğin AK Parti yöneticileriyle yapmış olduğumuz seçim ittifakında biz nelerden bahsettik? Örneğin yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz bir kredi demek istemiyorum. Kredi kelimesini kullanmak istemiyorum ama bir imkan sağlanmasından bahsettik. Bakın ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı bunu seçim öncesi açıkladı. Aslında biz kendi politikalarımızı, kendi paketlerimizi iktidar partisiyle paylaştık. Onlarla yapmış olduğumuz seçim ittifakı protokolünde gelin milli görüşün umdelerine göre, milli görüşün kaynak paketlerine göre, milli görüşün adil düzen ekonomik sistemine göre bizim yapacağımız projeleri buyurun siz yapın. Siz şu anda iktidardasınız. Biz de bu konuda size her zaman destek olacağımızı ifade ediyoruz dedik. Ve bunlar hayata bir bir geçmeye devam ediyor. Mehmet.